kalplerine bakıyor. Bak şu an dahi Allah kalplerimizde neler geçiyor onları müşahede ediyor, görüyor, biliyor Allah. Ve buralardan dağıldıktan sonra nasıl muamele yapacağımızı görüyor Allah, izliyor bizleri. Daha İslamiyet'in yeni yeni yayılmaya başlamış olduğu bir dönemde Peygamberimiz sahabeye ders vermek istemiş. Buyurmuş ki onlardan bir tanesine Ebu'l-Abbas Sehl İbni Sa'd El-Sa'idi radıyallahu anh'a buyurmuş ki yanından bir tane adam geçiyor. Şu adam hakkında ne diyorsun buyurmuş yanındaki kimseye. O da demiş ki ya Resulallah o kimse malı var. Toplum içerisinde bir değeri var. Herhangi bir kıza talip olsa hemen o kızı verirler. Herhangi bir kimseye de aracı olsa hemen o kızı tekrar verirler. Aracı olduğundan dolayı toplumda itibarı var o insanın. Buyurmuş. Efendimiz susmuş, bir şey dememiş. Bakın ders verecek bize. İtibarların, bakış açılarımızın neye yönelmesi gerektiği hususunda bir ders verecek. Daha sonra başka bir kimse geçmiş. Bu kimse hakkında ne dersin? Buyurunca o da, ya Resulallah bu kimse herhangi bir kıza talip olsa kimse ona kız vermez. Herhangi bir evlilik işi için aracı olmaya kalksa kız vermezler buyurmuş. O zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki bu sonuncu adam öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Bu sonuncu adam öteki gibi dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır buyurmuş. Ne buyurdu yani? Önemli olan kişinin serveti değil. Önemli olan insanların teveccühünün o kimseye yönelmesi değil. Önemli olan o kimsenin yakışıklılığı değil. Allah'a nasıl bir kul olduğu önemlidir. İstiridyeleri hepimiz biliriz. İçlerinde ince saklıdır, inci saklıdır, inci. İstiridyeler en kötü inciler, istiridyeler en güzel incileri kendi içlerinde barındırıyorlar. Çok kıymetli, çok değerli. Herhangi birimizin o incilerden bir tanesinin sahip olması demek, büyük bir servet sahibi olması demektir. Neyden çıkıyor? Ya bir istiridyeden. Kıymetli kardeşler, hepimiz istiridye misaliyiz. İçimizden ne çıkacağını veya içimizde neler mevcut olduğunu, inci var mıydı, yok muydu, değerli miyiz, değersiz miyiz? Onu Allah biliyor. O yüzden inci açılmadan ne olduğunu, içinde ne olduğunu bilmediğimizden kimse hakkında olumsuz yargılara varamayız. Güçsüz Müslümanlar ile fakirlerin ve adı sanı anılmayanların değerli olduğunu tekrar bir gözümüzün önüne getirerek o insanlara kıymet vermeliyiz. Veysel Karani'yi hepimiz tanıyoruz. Kimdi o mübarek? Galiba bir çobandı. Çoban ya, bildiğimiz dağda koyunları otlatan bir çobandı. Yahu bu insan devlet yönetmemiş. Yani ne kadar büyük fazileti sayarsanız sayın, yani onların içerisinde bulunmamış. Ama öyle takva sahibi bir kimseydi ki Allah'ın değer vermiş olduğu kimseler arasına girdi. Bilmezdi onu. Peygamber Efendimiz onun değerli bir kimse olduğunu açıklamadan önce herkes ya işte meczup dolaşıyor dağlarda, işte hayvanlarla uğraşıyor. Böyle basit
ayak takımından birisi olarak görüyorlardı. Ne zaman ki Peygamberimiz onun iç alemini açtı, ondan sonra insanlar ona yönelmeye başladılar. Kimin ne olduğu belli değil. Hangi garibanda, hangi fazilet var, Allah katında ne kadar değerlidir, hiçbirimiz bilmiyoruz. Bunun için attığımız adımlara dikkat etmeliyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okuduk. Bir daha hatırlatmak mahiyetinde söyleyeyim. Onlar öyle kimseler ki şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini gerçekleştirmek için Allah onu öylece yapacaktır. Yani nasıl Allah'a bir hususta şöyle olacak diye, vallahi şöyle olacak deseler, Allah onların istediği gibi gerçekleştirir. Kim onlar? Gariban ama gönül olarak Allah'a sımsıkı bir şekilde bağlı ol. Kravata takılmamış ha. Kravata takılmayacağız biz. Giyilen takım elbiselere takılmayacağız. Çünkü bu elbiseler her birerlerimizin kimliğini gizliyor. Takvamız buradadır. Asıl elbise takva elbisesidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Azze ve Celle وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَٰلِكَ خَيْرٍ Takva elbisesi, giyilen o manevi elbise, takva sahibi olmak, o çok hayırlıdır buyuruyor. Hepimiz takva elbisesi giyelim. Ona dikkat edelim. Bunlar önemli, her birerlerimizin dikkat etmesi gereken şeylerdir. Gariban kardeşim, garibanlığından dolayı üzülmeyecek. Çünkü onun sahibi Allah'tır. Allah o kimseye yardım edecektir. O kimselerin üzerinde herhangi bir ah varsa, Allah onların intikamını zalim olan kimselerden alacaktır. Ve burnu havada gezen, kibirli olan kimseler, onlar da kibirli olarak yürümeye devam ederlerse, Allah da o kimseler için cehennemi yaratmıştır.